leads to suffering. I will not let this republic be split in two. My negotiations will not fail. Whatever I do. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bugün günlerden Star Wars. Yıllar önce başlayan ve kısa sürede bir efsaneye dönüşen serüven Star Wars. Nesiller boyunca izlendi, okundu, oynandı. 80'li yıllarda ışın kılıcıyla, o oyuncaklarla oynayanlar büyüdü, yetişkin oldu. Ama Star Wars efsanesi bitmedi. Bugün yani 4 Mayıs uzun yıllardan beri Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayri resmi olarak tatil ilan ettikleri gün. Biz de Star Wars günü şerefine o büyülü dünyayı hatırlatarak başladık gece gündüze. Peki neden 4 Mayıs'ta kutlanıyor Star Wars günü? Hala bilmeyenler için, meraklıları için kısacık anlatalım. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Adına kulüpler kurulan, partiler düzenlenen, parklar inşa edilen, dizileri yapılan Star Wars efsanesinin elbette bir doğum günü de olmalıydı. Peki Star Wars'un doğum günü neden 4 Mayıs? Cevabı serinin fenomen haline gelen cümlesinde saklı. Güç seninle olsun. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you. Yani güç seninle olsun cümlesindeki Force kelimesi dördüncü anlamına gelen Force'a dönüştürüldü. Goodbye old friend. May the Force be with you. Dilek ifade eden yardımcı fiil may ise aynı zamanda Mayıs anlamına geldiği için aynı şekilde kaldı. Ortaya şu cümle çıktı. May the Force be with you. Yani Mayıs'ın dördü seninle olsun. May the Force be with us. Star Wars serisi 1977'de uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside cümlesiyle başlayan ilk filmden bu yana hem zamanların ötesine geçti hem de dünyadaki hayranları birbirine yaklaştırdı. ...2019 yılı verilerine göre 12 Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı ise yaklaşık olarak 10 milyar 250 milyon dolar olarak kaydedildi. Excuse me. I'm in charge of security here, my lady. The next chance. Google'da her yıl olduğu gibi Star Wars'un doğum gününü kutladı. Arama motoruna Star Wars günü yazan kullanıcı Star Wars evreninin ikonik karakterlerini konfetiler eşliğinde sayfasında gördü. Ortaya bu hoş görüntüler çıktı. Star Wars hayranları gayet iyi bilir. Üçlemenin ikinci filmi The Last Jedi izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmış. Üçüncü filmde yönetmen koltuğuna ilk filmde olduğu gibi J.J. Abrams geçmişti. Star Wars serilerin neredeyse yönetmenlerin de cenk alanına dönüşmüştür aslında. İşte bakın hangi isimler yıllar önce teklifleri geri çevirdi. Detaylarıyla haberimizde. Luke Skywalker was just a farm boy until he received a mysterious message. 1977'de bilim kurgu türüne yepyeni bir bakış açısı kazandıran Star Wars, 80'lerde ve 90'larda gösterime giren 5 filmle milyar dolarlık hasılat rakamlarına ulaştı. Peki yönetmenlere fırsatlar, oyunculara ün getiren Star Wars serisi her oyuncu ve yönetmenin hayaliydi diyebilir miyiz?
Az önce gördüğünüz o ünlü yönetmenler Star Wars serisini ellerinin tersiyle ittiler. Lucas, 2015 çıkışlı Star Wars Güç Uyanıyor filmi için Guillermo del Toro, David Fincher ve Brad Bird'ün kapısını çaldı. Kendi projeleriyle meşgul olan üç yönetmen de teklifi kibarca reddetti. Filmin boş kalan yönetmen koltuğunu J.J. Abrams doldurdu. The Dark Side. A Jedi. Sıra dışı yönetmen David Lynch, Yıldız Savaşları, Jedi'ın Dönüşü filmini çekmeyi, bilim kurgunun başka türlerle kaynaşması gerektiğini savunduğu için reddetti. 83 yapımı filmi Richard Marquand yönetti. Bir Star Wars filmi yönetmeye en çok yaklaşan isim 3 Oscar'lı Steven Spielberg oldu. Önce Amerikan Yönetmenler Birliği ile anlaşmazlık yaşayan yönetmen, sonrasında ise George Lucas engeline takıldı. Ve Beykoz Kundra'nın düşünce platformu Felsefe Lab'ın Star Wars okumalarının sonuncusu Efsane'nin doğum gününde canlı yayınlanıyor. Akademisyen Doktor Umut Eldem'in eşliğinde yapılacak İyi Bir Jedi Nasıl Yaşar adlı çevrim içi konuşmaya izleyiciler de sorularıyla katılabilecek. Eldem, iyilik anlayışının Star Wars evreninde nasıl işlendiğini sorgulayacak ve son yıllarda kuralcılık, sonuççuluk ve erdem etiği gibi popüler yaklaşımların bu kurgu aracılığıyla nasıl bir araya getirilebileceğini görüp okumaya çalışacak. Konuşma saat 21'den itibaren beykozkundura.com'da yayınlanacak. Sevgili seyircilerimiz, bir iyi haber verelim. Burak Sergen 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü başlayınca 22 Nisan'da entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Burak Sergen'in solunum cihazından çıkarıldığı öğrenildi. Sergen'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Ailesi sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Biz de bu zor günleri bir an önce atlatmasını diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz Burak Sergen için. Başkanlarına, seyirciye, size. Türkiye İş Bankası Müzesi'nin hazırladığı şimdiye dek 30 binden fazla erişime ulaşan iş sanat atölyeleri tam kapanma döneminde evde kalan çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir programı çevrim içi ve ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. İş sanat, çocuklar için eğlenceli ve eğitici atölyeleri çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi gözlerimi de yapıştıracağım sonra. Kumbara afişi yapalımla çocuklar birbirinden renkli afişlerden yola çıkarak kendi afişlerini tasarlayabiliyor. Kedi Simba ile bir yandan sanat eserleri yapımını öğrenirken bir yandan da resimli öykü yazmanın tadına varıyorlar. Daha önceki bölümlerde resimli öykümüz için konuyu belirledik. Zamanlar Arası Türk Sanatçılar başlığında Fahrel Nisa Zeyd, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Füreya Koral ve Fikret Mualla'nın eserleriyle tanışıyorlar. Daima aporte yapıyor ve son döneminde daha da çok yapıyor. Beş kıta beş sanatçıyla devam eden seride Yayoi Kusama, Romut Hazume, James Rizzi, Niki de Senfal ve Judy Watson yer alıyor. Çocuklar için oyunlar serisi, kumbara, hayal dünyası, köşe kapmaca gibi oyunları çocuklarla buluştururken, Burcu Ural Kopan ve Gözde Ece'nin hazırladığı kitap ve çizim atölyesi ise yeni bölümleriyle platformdaki yerini almaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası Müzesi'nin hazırladığı, şimdiye dek 30 binden fazla erişime ulaşan atölyelere İş Sanat'ın YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor. Marvel hayranlarını yakından ilgilendiren bir klip var şimdi sırada. Marvel sinematik evreninin yeni filmleri özel bir kliple tanıtıldı. Ve videoda Angelina Jolie'li Eternals'tan ilk görüntüler de yer alıyor. I love being with people.
It's the most incredible thing in the world. What are you doing? Oh, this is nice. That world may change and evolve, but the one thing that will never change, we're all part of one big family. Your brother. That woman over there, she's your sister. Higher, further, faster, baby. That's right. We're all part of one universe. Wakanda forever! That moves ever upward and onward to greater glory. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Mayıs gösterimleriyle çevrim içi olarak devam ediyor. Uluslararası festivallerden 9 film 6-16 Mayıs tarihlerinde filmonline.iksv.org adresinde çevrim içi olarak gösterilecek. Mayıs gösterimleri arasında 2021 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazanan Ben Fliegoff'un Orman Seni Her Yerde Görüyorum mu? Ve yine Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı jüri ödülü kazanan Bay Bachmann ve Sınıfı, Sundance'den izleyici ödüllü belgesel Ateşle Yazmak, Fil Dişi Sahili'nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodovar'ın Jean Cocteau'nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi İnsan Sesi ve Sinir Krizi'nin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor. Müzik dünyasında yeni bir çalışmanın haberini de paylaşalım. Son yılların sevilen genç müzisyenlerinden Evren Can Gündüz'den yeni bir şarkı geldi geçtiğimiz günlerde. Biz de onunla yeni şarkısının hikayesini ve tabii bu aralar projelerini konuştuk. Ara sıra canımı yak benim, ki ben de senden bazen nefret edeyim. Kendine özgü bir müzik tarzı yaratan, son yılların en dikkat çeken müzisyenlerinden Evren Can Gündüz'den geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkı geldi. Bir ara birisini bul da kıskandır beni. Gündüz, Sen de İnanma adlı bu şarkıyı 17 yaşında yazdığını söylüyor. 17 yaşında insanların yaşadıkları ilişkileri deneyimleme fırsatına eriştim. İnsanların
ilişkilerini ne kadar hızlı çöpe attıklarını, yeni zamanda kıymetli olan şeylerin değerinin ne kadar çok çabuk değerini yitirdiğini gördüğüm bir dönemde, onlardan esinlenerek onların hayatlarını yazdığım bir şarkı oldu. Şarkının video klibi Evrencan Gündüz'ün çocukluğunun geçtiği yel değirmeninde çekildi. Bunu anlatırken buna sakın sen de inanma. Ben yel değirmeninde yaşadım 20 sene. Çocukluğum orada geçti. O yüzden her gün işte sokak müziği ya da vapur müziği yapmak için geçtiğim o yollarda şimdi yıllar sonra aynı şarkının klibini çekmek benim için de çok duygusal ve güzel bir anı oldu tabii. Gündüz bir yandan da yeni bir projenin hazırlıklarını sürdürüyor. Önümde Anadolu Funk adlı Anadolu müziğiyle funk, rock ve country ve blues tarzı müziklerin birleştiği bir albüm projem var. Bunların hepsi yepyeni şarkılar ama eskinin hep izini barındıran, sevgili Cem Karaca'nın, sevgili Barış Manço'nun, Asım Can'ın müziğin felsefelerini taşıyan şarkılar olacak, türküler olacak diyebiliriz. Evrencan Gündüz, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden müzisyen babası Asım Can Gündüz'e bir selam göndermeyi de ihmal etmiyor. Şu an bile ben onun varlığını kalbimde hissediyorum ve gerçekten onun yakınımda olduğunu hissediyorum. Böyle sanki stüdyonun içinde geziyor ve oturuyor, hani gurur duyuyor gibi ya da dinlediği şeyden çok keyif alıyor gibi hissediyorum. Billie Eilish'in heyecanla beklenen ikinci albümü Happier Than Ever 30 Temmuz'da platformlardaki yerini alacak. Rekorlar kıran ilk albümü When We All Go To Sleep Where Do We Go'da olduğu gibi bu albümde de tüm şarkılar genç müzisyen ve kardeşi Phineas tarafından yazıldı. Albümden yayınlanan ilk single Your Power'ı şimdi biraz görelim, dinleyelim. Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change. You might not want to lose your power, but having it so strange, she said. You were here, oh, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. Sevgili seyircilerimiz, gece gündüze Star Wars'la başladık. Öyle de bitirelim. En az seri kadar ikonik olmuş müziklerini de kısacık hatırlayalım. Evet, John Williams ve Viyana Filarmoni'nin o eşsiz konserinden görüntülerle tamamlayalım bugünü. Yeni günde görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.